TV izleyenleri, bir pancar şekeri programına daha hoş geldiniz. Çok değerli, kıymetli ziraat mühendisi Oğuz Kavuncuoğlu'na bağlanacağız. Kendisi Amasya'da, hemen bir merhaba diyelim kendisine. Değerli Oğuz Kavuncuoğlu, merhabalar. Duyabiliyor musunuz sesimi? Gayet iyi diyorum. Sevda Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Amasya'dan herkese selamlar. İyi akşamlar size de. Nasılsınız? Oğuz Bey, gelemediniz yine stüdyolara. Yine Amasya'dan bağlandınız. Olsun, yoğunluk çok. Çalışmaya evet. Devam. Evet, pandemi bitti. Bittikten sonra da bizim de bayağı bir iş yoğunluğumuz başladı. Bugün de gelemedik ama haftaya 15 gün sonraki programı İstanbul'dan yapacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Kayseri Şeker, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Hüseyin Bey'le bir 2-3 saatlik sektör sorunlarıyla alakalı uzun bir program yapacağız. Onun da kararını daha önce aldık. Buradan da söyleyelim. Haftaki programımız böyle olacak. Bugün de gelemedik. Haftaya artık bizi iyi ağırlarsınız Sevda Hanım, 15 gün sonra. Yani şimdi bunu söylediğinize göre bizim de zaten sıkı sıkı çalışmamız lazım programı, anladığım kadarıyla. O yaklaşık evet. En az 3 saat program yaparız galiba. Öyle gözüküyor. Olması da gerekiyor zaten. Sektörün sorunlarını konuşuyoruz ama bir de beraber kafa kafaya verip bir kendi aramızda tartışalım. Sohbet ortamı olsun. Televizyon programından çok biraz dertleşeceğiz gibi. Öyle bir Sayın Başkanım'la böyle bir karar aldık. Bakalım önümüzdeki hafta şey yaparız inşallah. Bir aksilik olmazsa geliriz oraya. Evet. Şimdi Oğuz Kavuncuoğlu, Amasya'da durum nedir? Aslında genel olarak siz Amasya'da olduğunuz için Amasya'yı soruyorum ama üretimde genel durum nedir? Ekil işler oldu. Şimdi ne durumdayız? Karşılaştığınız sıkıntılar var mı? Problemler var mı bu sezon için? Biliyoruz hepimizin, tüm Türkiye'nin ve Amasya'nın da tabii özelinde yağış azlığı var, kuraklık var. Biraz bunun üzerinden başlayalım programımıza. Sonrasında soru cevap yapacağız. Bu arada sorumu sormuş oldum ama bir hatırlatma yapayım hemen. WhatsApp hattımın da numarasını da vereyim, ondan sonra sözü size bırakayım. Tabii, buyurun. Evet değerli Argo TV izleyenleri, WhatsApp hattımızı hemen bildirelim. Oğuz Kavuncuoğlu'na merak ettiğiniz soruları iletebilirsiniz. Biz de buradan kendisine soralım ve cevaplarını alalım. 535-260-1665 numaralı telefon numarasından Oğuz Kavuncuoğlu'na sorularınızı sorabilirsiniz. Buyursunlar hocam. Şimdi buradan öncelikle bir geçen hafta bayramdı biliyorsunuz. İzleyicilerimizin bayramını, geçmiş bayramını buradan kutlayalım. Sonrasında 14 Mayıs Çiftçiler Günümüz vardı. Onu da kutlayalım. Gerçi sağ olun geldiniz, çekimler yaptınız. Ekranlarda da bu yansıdı. Ama Agro TV gerçekten yaptığı programla Çiftçiler Günü'ne layık bir, çiftçilerin adına güzel bir operasyon yaptı. Bundan sonra her 14 Mayıs'ta herhalde bu bizim boynumuzun borcu oldu, bu programları yapmak. Buradan içerideki arkadaşlar da duyuyorlardır ben herhalde. Evet, herkes sizi dinliyor şu an. İşte bunu gün gelip festival havasına bile çevirebiliriz. O şekilde veyahut da çiftçi platformu kurup bununla devam edebiliriz gibi bir sürü şey aklıma geldi. Programın yansımaları da güzel oldu. Bize çiftçilerden gelen dönüşler de çok güzel oldu. Yani sorunlarımız gerçekten konuşuluyor, bizim sorunları bilen insanların olduğunu öğrendik dediler. O da güzel bir tespitti çiftçiler için. Buradan AgroTV ailesine, şahsım ve çiftçiler adına burada teşekkür ediyorum öncelikle. Bunu da söylemiş olalım. Malum pandemi yasakları bugün biraz hafifledi, insanlar dışarıya çıktı. Ama yani ben pandemide yasak var mı yok mu ben bilmiyorum. Ben çünkü bir gün evde durup beklemedik. Biz sürekli araziydik, sahadaydık. Seçim çalışmalarımız vardı. Gezdik, dolaştık. Hala da devam ediyoruz. Şu anda Amasya'nın durumu, bugün çok güzel bir yağmur bekliyorduk ama yağmur yağmadı. Yine çok az bir septi geçti. Sadece bu Amasya'nın problemi değil, şu anda tüm Türkiye'nin problemi. Ben kendimi bildim bileli 47 yaşındayım şu anda. İkinci veya üçüncü defa barajlarımız bomboş. Amasya'da sulama yok artık bu saatten sonra, böyle yağışlı bir memlekette. Pancar üretimlerimiz zakeza zaten çiftçi ekmiyor. Burada pancarın yarısından fazlası Konya'dan alınacak. Buradaki üretici pancarı ekmiyor. Diğer mahsullerde de çok ciddi sıkıntılar var. Sonra Türkiye'nin her tarafında zaten grup olsun, arkadaşlarımız olsun takip ediyoruz. Türkiye'nin her tarafında özellikle kuraklıktan dolayı
ciddi üretim düşüşleri olacak. Mesela buğdayda 2 milyon ton eksik hesaplandı. Hakeza mısırda 2 milyon ton daha düşüş oldu. Rekolterlerde, tahminlerde düşüş oldu. Bu böyle bir yıl. Bir de pandeminin arkasında böyle bir yıl gelince bu yıl şöyle bir atasözümüz olsun. Hatta onu da arkadaşlar yazsınlar. Bu yıl ne üretirseniz para edecek. Böyle gözüküyor. Pancarı, soğanı, ayçiçek, mısır ne varsa bu yıl para edecek gibi duruyor. Çünkü çoğu suya dayalı üretim olduğu için, bu üretim sahalarını su miktarı belirlediği için bu ürünlerde ciddi düşüşler yaşanacak. Dünyada bir de özellikle şekerdi, mısırdı, ayçiçeği, ham yağ talepler dünyada diğer ülkeler tarafından da ekstra talepler ortaya çıkınca dışarıdan da bulma imkanımız olmayacak. İnşallah ben küçükken okullarda hatırlarız. Kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriyiz falan diye kendi kendimizi kandırırdık. İnşallah ürettiğimiz bize yeter ama çiftçi de para kazansın bu işten. Çiftçi kazanmadan kaç gün dayanır bilemeyiz. Para kazanacak ki yeni traktör alsın, işini yapsın, daha iyi gübre atsın, daha iyi ilaç alsın, daha iyi tohum alsın. 1 lira yerine 1,5 lira harcasın dekara, çok daha güzel işçilik yapsın. Çiftçilerle ben konuşuyorum. Çiftçi diyor ki hocam şunun fiyatı bu, bunun fiyatı bu, şunun fiyatı bu. Şimdi ben de çiftçilik yapıyorum, ilaç alıyorum, gübre alıyorum. Hakikaten yani paralarını öderken gerçekten zorlanıyoruz. 2 yıl öncenin 2 katını, 2,5 katını ödediğimiz şeyler var. O da insanın zoruna gidiyor. Bir de bunun üzerine kuraklık devreye girince bir zam oldu, bir kuraklık oldu. Vallahi buradan çiftçilere sesleniyorum, helal olsun diyorum. Yani hala nasıl inat ve ısrarla üretime devam ediyorlar. Başka bir işletme olsa bir çoğu şeyden ya bırakırız, çalışmıyor bir işletme deyip gidersiniz. Ama çiftçilik olunca, toprak olunca bırakamıyorsunuz. Başka da bir iş yok. Hocam maşallah pancar çiftçisi diğer çiftçilerden ayrı bir yerde. Çünkü dediğiniz gibi sizin onca sıkıntıya rağmen, onca kuraklığa rağmen mesela siz geçen gün yine pancar grupta bu arada yani iklimle, meteorolojiyle de ilgili de bilgiler veriyorsunuz. Sadece oradan gübredir, ilaçtır destek vermiyorsunuz. Sağ olsunlar. Şimdi de teşekkür de ediyorlar. Mesela geçen 9 Mayıs gecesi gibi bir donla alakalı bir uyarınız oldu ve altına bir sürü fotoğraf gelmiş onunla ilgili de. Siz elinizden geldiğince, dilinizin döndüğünce zaten gerek Argo TV'den, gerek Pancar Grup'tan hepsine cevap veriyorsunuz. Günlük mesaim herhalde 5-6 saattir sadece evet. Pancar Grup'ta gelen sorulara cevap vermekle geçiyor. Şimdi bir de şu bazen üzüyorlar beni çiftçilerimiz. Kötü yorumlarla karşılaşıyorum. Şu anda 100 bin pancar ekicisinin 70 bini Pancar Grup'ta üye. Ve ben bir yazı yazdığımda bir dakika sonra herkes bunu görebiliyor. Burada ben çiftçiler bana soru sorduğunda, işte ekrandaki resimler bana soru gelmiş hocam hastalık nedir diye. Bana sorduğunda sen kimin tohumunu kullandın, sen kimin ilacını kullandın, hangisi oldu, sağcı mısın, solcu musun? Ben bunları hiç kimseye sormadan hatta adını, kaç dekar ektiğini hiçbir şey sormadan ben insanlara cevap yazıyorum. Çok da tanımak istemiyorum. Yani tanıdığım insanlar olunca belki uzun cevap yazmam gerekecek. Ben grupta yaklaşık 30-40 tane ilacın ismini zikrediyorum. Oradan da suçlamalar geliyor ama artık onları da çok kale almıyorum. Onu da söyleyeyim. Çiftçi için en doğru neyse onu yapmaya uğraşıyorum. Burada güncel durum diye sordunuz. Oraya da geri dönelim Sevda Hanım. Evet. Akşam üzeri bir şey oldu da canım ona sıkıldı biraz. Hocam beni niye gruptan attınız? Yakışıyor mu size falan dedim. Ya bir şey yapmışındır. Ben 3-4 bin kişiyi gruptan atmışım. Ya ester kullanın demiştir. Ya küfür etmiştir. Ya siyaseti sokmaya çalışmıştır. Onun için söyledim bunu da. Ama demem o ki orada 10 yıldır ben o grupta insanlara cevap veriyorum. Belki bir 10 yıl daha cevap vermeye çalışacağım. Mesaim 5-6 saati, günün 5-6 saati özellikle Ramazan'da iftarla sahur arasında ben onlarla çoğu zamanında onlara cevap yazmakla uğraştım.
Güncel duruma geldiğimizde geçmiş yılların bir tezahürünü görüyoruz bu yıllarda. Buraya çiftçilerimiz iyi dinlesinler. Atalarımız der ki 7 yılda bir bu memlekette kuraklık olur derler dünya üzerinde. Hakikaten takip ediyorum, 2002, 2009, 2014, 2021'e geldik şu anda. Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklığın arkasında ne olur? Bu kuraklığın bize ne zarar olur? Bir defa şeyi sulayamayız. Bitkilerimizi istediğimiz gibi sulayamayız. Minimum suyla devam etmek zorunda kalırız. İşte tarlaların ekmeğin çok insan olur. Ama her kuraklığın arkasından şöyle de bir güzellik geliyor. Allah bir belayı veriyor ama arkasından da bir çaresini de veriyor. Her kuraklığı geçirdiğimizde çağdaş sulama sistemleri dediğimiz mini sprink, damlama, yağmurlamanın önemini insanlar daha çok kavramaya başlıyorlar vahşi sulamadan. Bu bir kazanım mıdır? Kaybedilen üretimin karşısında çiftçinin bilinçlenmesinin ne kadar kazanım olduğunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bu bence bir kazanım. Yani damlama sulamayı İsrail buldu. İsrail niye damlama sulamayı buldu? Suyu yoktu. Çok az kullanması gerekiyordu. Damlama sulamayı keşfetmişler adamlar. Onun için de bu bütün icatlar bir problemin arkasından, bir yenilik bir problemin arkasından olmuştur. Bundan sonra da inşallah su fakiri olan bizim ülkemizde, su fakiriyiz gerçekten. Avrupa'da, Amerika'da pancar üretim sağlandı. Kimse pancarı sulamıyor. Yağışlı bölgeler ekiyorlar. Biz buna böyle para harcıyoruz. 300 lira, 400 lira dekara maliyeti var bu suyun. Elektriğe de zam geldi. Artık şu anda nasıl hesaplayacağız onu da bilmiyorum. Bu kadar sıkıntının içinde biz hala üretim yapmaya devam ediyoruz. Ben gerçekten çiftçilerime de söylüyorum. Pancar çiftçisi gerçekten gariban çiftçi. Şu anda pancar çiftçisi gariban çiftçi. Bu kadar olumsuzluğa rağmen hala üretime devam ediyorlar. Bir tane daha hesap var aslında. Bunu ben çok yapmayı istemiyorum ama buradan da bu hesabı da söylemeden geçemeyeceğim. 2 yıl önce pancarın fiyatı 300 liraydı. Mısır 800 liraydı. Şu an mısır gelmiş 2000'den şu an 2600 lira, 2500 lira mısırın kilosu. 3'e katlamış. Pancara gelen zam %10. Belki bir %15 de şimdi gelecek. Şimdi adam bakıyorsunuz. Gübrenin fiyatı 2'ye katladı, ilacın fiyatı 2'ye katladı, tohumlar hadi %50 zam geldi diyelim. Ama mısır üreticisinin karşısında bir şey var, mısırın fiyatı 2'ye katlandı. Hakeza buğday öyle oldu, ayçiçeği öyle oldu ama pancara geldiğimizde pancarda %10'luk bir artış var. Belki %20 de bu yıl gelecek. Şimdi gübrenin torbasını 50 lira alırken pancar 300 liraydı, gübrenin torbası 200 lira olmuş, pancar 400 lira. Mantıklı mı bu? Gerçekten buradan izleyen, kurumlardan da izleyenler haber izlediklerini biliyorum. Onların haberi var. Pancarın fiyatı olması gereken yerde değil. Şekerin fiyatı olması gereken yerde değil. Türkiye'de 2,5 milyon ton bugünkü parayla yaklaşık 10 milyar TL'lik bir sektördür bu. Katma değerleriyle 25 milyar TL'yi bulur. Türkiye bütçesine göre düşündüğünüzde ciddi bir para bu sektör elimizden kayıp gider. Bu çiftçi bıraktıktan sonra bir daha da dönmez. Onun için bugünden minimum 500 lira olmak şartıyla şeker pancarının fiyatı, 7,5 TL olmak şartıyla da şekerin fiyatı artırılması gerekiyor. Bunlar olmadıktan sonra istiyorsak istediğimiz verimi alalım, ne yaparsanız yapalım. Bir, ürünün fiyatını rakipleri veyahut da talebi belirler. Şimdi Amasya'ya baktığınızda şu anda Amasya şekeri sahasında yıllık 2 milyon ton pancar üretecek kapasitesi var. Sahalarda şu anda. Geziyorum. 150-200 köye gitmişim geziyorum. Ama şu anda 300 bin ton pancarı ancak çıkarabiliyor Amasya. Sebep ne? Ya hocam para kazanamıyoruz diyor. Para kazanamıyoruz. Para kazansak ekeceğiz. Yani şu anda Türkiye'de pancardan Konya para kazanıyor mu? Onlar kazanıyor ama kazanması gereken miktarı kazanmıyorlar. Böyle sıkıntılarımız var. Ve bu da bence bu sektördeki karar vericilerin yanlış yönlendirilmesi veyahut da konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan insanların buna karar veriyor olması bu işi sıkıntıya sokuyor. Geriye dönük 1926'dan bu zamana kadar 96 yıldır bu ülkede pancar ekiliyor. Hiçbir grafikte pancar üretimi
sabit gitmemiş. Hepsinde bazı yıllarda çok tabana düştüğü, çok ayağa düştüğü yıllar olmuş. Son 15 yılda 400 bin tane çiftçi pancar üretiminden çekilmiş. 500 bin çiftçiden şu anda 100 bin çiftçiye düşmüşüz. Ve bu sayı her geçen gün düşüyor. Ama üretim sahası sabit kaldı. Araziler büyüdü. Onda bir sıkıntı yok ama bu 400 bin kişi nereye gitti? Şehre gitti. Ya emekli oldu, ya şehre gitti, kapıcılık yapıyor, pompacılık yapıyor. Okuduysa bir iş yapıyor ama buradan tarıma da bir tarımın son hali de ortaya çıkıyor. Pancardan 400 bin çiftçi çıktıysa diğer ürünlerle alakalı da çiftçi sayısındaki azalmalara baktığımızda bizim artık çiftçimiz yavaş yavaş köylerden kentlere gidiyor. Bunun bir geri dönüşünü başlatmak için veyahut da en azından mevcutu köylerde tutabilmek için yani insanların para kazanması lazım. Ben de çiftçiyim. Bakın buradan bunu gerekirse yetkililerin yüzüne de söyleyeyim. Ben bir tane destekleme istemiyorum. Destekleme gelecek diye bir hesap da yapmıyorum. 20 milyar TL yıllık destekleme dağıtılıyor çiftçiye. Çiftçiye ne kadar ilaç oluyor onu bilmiyorum. Ama bu 20 milyar TL ihracat için veyahut da başka bir şey için desteklense çiftçinin sattığının karşılığında iyi para kazansa veyahut da girdiler ucuz olsa çiftçi daha çok mutlu olacak. Çiftçi sadaka istemiyor, çiftçi bahşiş istemiyor. Çiftçi diyor ki benim pancarım para etsin, benim mısırım, benim buğdayım para etsin. Çiftçi bunu istiyor. Bunun için mısırdaki, buğdaydaki, ayçiçeğindeki özellikle İç Anadolu ürünleri için konuşuyorum ben. Diğer spesifik ürünler için konuşmuyorum. Bizim pancar çiftçisinin portföyünde olan ürünlerden bahsediyorum. Bunlarda bir artış var. %100'e yakın bir artış oldu hepsinde kabaca. Ama pancardaki artış bu şekilde olmadı. Bunun bir an önce yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor ki biz bu çiftçiyi kaybetmeyelim. Çiftçilerimizle beraber mutlu mesut üretime devam edelim. Pancar sahalarındaki en büyük sıkıntı su problemidir. Ama çiftçiye destek verip suyu sağa sola taşıyarak yeni araziler, yeni yerlerde bulabiliriz. Ama bunların tamamı planlayacak bir kafa, bunu yapmak isteyecek de bir ekip olur. Yoksa çiftçi kendi imkanlarıyla yapabilir. Çiftçi yapıyor. Para kazandığı anda çiftçi en çok yaptığı iş şehirden gidip bir ev alıyor. Ondan sonra traktör iniliyor. Tarla satılıyorsa tarla alıyor. Pulluk satıyorsa pulluk alıyor. Yani çiftçi tarladan kazandığını geri tarıma yatırıyor zaten. Dediğim gibi en iyi para kazanan çiftçiler o da %5'tir, %10'dur belki. İyi para kazandığı sıralarda gidiyor. Şehirden bir tane ev alıyor. Onun dışındakilerin hepsi geri tarıma yatırım yapıyorlar. Bunun için bu çiftçilerin kaybedilenleri artık geri döndüremeyiz ama şu anda mevcut çiftçileri elimizde tutmamız gerekiyor. Onun için de o insanların karnını doyurması gerekiyor. Kumar oynamadan üretimini ne kazanacağını bilerek yapması gerekiyor. Özellikle pancar tarafından baktığımızda mısıra, buğdaya ve ayçiçeğine göre fiyat artışı çok küçük kaldı, çok düşük kaldı. Bu da bu çiftçileri biz kaybedeceğiz. Buradan tekrar bu konuyu söylemek istedim. Sevda Hanım. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu arada da son 4 dakikamız. Bu yine Pancar Grup'tan bu yazışmalarınızı okuyorum, soruları okuyorum. Şimdi bu toprak altı zararlıları galiba şimdi yavaş yavaş karşılaşmaya başlamışlar. Bazı çiftçilerimiz de diyor ki ne ürün önerirsiniz? Bazıları da demiş ki Konya'da sert rüzgarlar var geceleri. Hocam tekrar ekiliş yapalım mı gibi sorular var. Böyle bir 4 dakikada genel bu birkaç soruyu bir değerlendirme yapsanız. Kurt var diyorlar. Pancarda kurt var diyorlar hocam bir de. Sözümün başında söyledim. Bu sorulara ikinci bölümde geçelim Sevda Hanım. Tamam. Bu kuraklığın ardından başımıza gelecek şeylerden bahsedeyim biraz. Birincisi demiştik pancarı biz sulayamayız. Su olmadığı için susuz yetiştiremeyiz. İkincisi bu dönemlerde kurak geçen yılların baharında ve yazında özellikle pancarda hastalık ve zararlılarda müthiş bir artış olur. Kök yanıklığı, fuzari müzotonya gibi kök yanıklığı hastalıkları
ve az önce sordukları gibi Telkurdu, Bozkurt gibi toprak altı zararlarının her ne hikmetse kurak geçen kışların ardından daha çok olduğunu görüyoruz. Sebebi de şu aslında, yağışan, yani bir kar yağsa, bir toprak donsa bu zararların yumurtalarını falan da bir kısmını bertaraf ediyor. Hastalık mikropları, sporları da öldürüyor. Onun için 2007-2014'ü gördükten sonra her seferinde söylüyorum, yağışsız kış geçtiğinde bir kat daha fazla hastalık, bir kat daha fazla haşereyle, böcekle, kurtla uğraşıyoruz. Bu şu anda son 15-20 gündür gelen mesajlardan belli. Onunla ilgili Türkiye'deki ilaçları, şu anda ruhsatlı olan ilaçları ben gruptan paylaştım. İkinci bölümde istiyorsanız önce bir kurt mücadelesini buradan şeyce anlatalım. Detaylı bir şekilde anlatalım nasıl olması gerektiğini. Benden notumu alıyorum burada Sevda Hanım. Bazı kriterleri var. Onlara uyduğunuzda çok kolay oluyor. Ama işte ilaç yanlış, uygulama yanlış, saat yanlış. Sonra bana telefon açıyor. Hocam ya işte ilaç attık ama ölmedi. Attım ama ölmedi. Veyahut da ne bileyim yarısı ölmüş yarısı ölmemiş gibi bir sürü şikayetler alıyorum. Önce bu taban zararlarıyla alakalı bir konuşalım. İkinci bölümde isterseniz Sevda Hanım. Ondan sonra yaprakta ve kökte oluşan hastalıkları konuşalım. O arada da sorular gelirse soruları da cevaplayalım isterseniz. Tamamdır. Teşekkür ederiz Oğuz Hocam. Şimdi hemen bir soralım. Araya gidiyor muyuz? Yoksa yine birkaç bir toparlayalım. Tamam. İki dakikaya araya gideriz. O zaman döndüğümüzde sizin dediğiniz gibi bu toprak altı zararlarını konuşuruz. Bir de bu arada bu her yörede şu an bu var mı? Mesela Konya'da var kurt. Gördük tel kurdunu ama hepsi için ayrı reçete mi yazıyorsunuz Oğuz Bey? İklime göre, yani toprağa göre. 100 bin pancar ekicisi, herkesin sadece bir tarlası olsa 100 bin tane tarla oluyor. Biz bunları ortalama bir reçete yazmaya çalışıyoruz. Ama genelde problemler birbirine benzediği için biz daha önce uyguladığımız, denediğimiz şeylerle alakalı tecrübelerimizi insanlara anlatıyoruz. Şimdi mühendis olarak ilacın ismini söyleyip geçmek de olabilir ama bir defa biz bir ilaç geldi, firma diyor ki ya biz yeni bir şey bulduk. Bunu diyor tavsiye eder misiniz? Hayır, edemeyiz. Biz önce kendimiz deniyoruz. Bir yıl, gerekirse iki yıl deniyoruz. Bakıyoruz ki gerçekten bu mevcut olana göre daha iyi, daha güzel, neyse artık. Ondan sonra diyoruz ki çiftçilere bunu şu şekilde kullanmanız şartıyla, şu ilacı bu şekilde kullanın diye tavsiye ediyoruz. Bu yıl belki bilmiyorum, şu anda sayısını hatırlamıyorum, ona yakın ilaç geldi bize. Farklı firmalardan farklı iddialarla geldi. Onların da denemeleri kuruldu şu anda. Onlar devam ediyor. Birkaç tane güzel ilaç gelecek gibi önümüzdeki yıllarda. Onların denemeleri bittiğinde zaten ben çiftçilerimize buradan, gruptan, televizyondan şu ilacın şöyle bir etkisi var, bu ilaç daha güzel, İşte atıyorum bunun yerine artık bunu kullanabilirsiniz diye onları tavsiye ediyoruz. Yani buradan tekrar söyleyeyim, hepsini de biz satmıyoruz. Yani orada da ilaç bize geldi diye satacağız diye bir anlam yok. İnsanlar bizden onay almak istiyorlar. Bu ilaç gerçekten burada kullanılır mı? Bu ilacın şöyle bir etkisi var, bunu bir test edip bize söyleyebilir misiniz diye firmaların ricaları var. Gayet de mütevazı. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar da firmalara yardım etmeye çalışıyoruz bu konuda. Biz gerekli bilgileri, gerekli doneleri kendilerine veriyoruz. Artık ondan sonrasında kendileri ticari olarak ne yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlar Sevda Hanım. Bu yıl ama benim hoşuma giden birkaç ilaç var. Şimdiden de ismini söylemeyeyim. Daha sonra bunları söylerim. Denemeleri bitsin, yıl sonunda çiftçilerimiz bunların ne olduğunu zaten öğrenecekler. Bilgi paylaştıkça güzel. Bunun farkındayız. Yani biz 70 bin kişilik bir grubuz. Bu grubun tek bir tane şeyi var. Karşılıksız bilgi veriliyor burada. İnsanlar kazanıyor. Devletimiz kazanıyor. Hep beraber millet olarak kazanmanın derdindeyiz. Teşekkür ediyoruz. İzninizle kısa bir araya gidelim. Geldiğimizde devam edelim. Olur mu?
Peki Sevda. Evet değerli Agro TV izleyenleri, kısa bir araya gidiyoruz, ardından devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz Pancar Şeker programıyla değerli Agro TV izleyenleri. Hemen Oğuz Kavuncuoğlu'na bir merhaba diyelim. Ardından konularımızla ve soru cevaplarla devam edelim. Oğuz Bey merhabalar, duyabiliyor musunuz beni? Gayet iyi duyuyorum Sevda Hanım. Şimdi devam edelim istiyorsanız. İkinci yarıya girmeden önce bu toprak altı zararlılarıyla bir başlayalım demiştik. Dilerseniz başlayalım toprak altı zararlılarıyla. Sonrasında kurt için reçete istediler sizden. Onunla da devam etmiş oluruz. Evet. Az önce öğrendim. Burada bir köyümüze pancar arazileri vardı orada. Bayağı bir dolu yağmış. Onlara ben özellikle o Kanatpınar köyümüz var. Onlara bir geçmiş olsun diyeyim. Dolu. Bir tarafa biz Amasya'da yağmur beklerken dolu yağmış bir bölgeye. Bundan sonra küresel ısınmanın etkileri olarak dediğim ani soğuklar, ani ısınmalar, ani dolular gibi şeyleri göreceğiz bundan sonra. 9 Mayıs'taki donda hakeza bunlardan biriydi. Bundan sonra üretim biraz daha zor. Onu söylüyorum. Tekrar o köydeki çiftçi kardeşlerimize de geçmiş olsun diliyorum buradan. Gelelim kurt mücadelesine. Önce onu anlatalım biraz. Toprak altı kurt mücadelesinde, kurtlarla mücadelede önemli olan birkaç kriter var. Yapraktakiler pancarda yaprak biti olur, kasida olur veyahut da siyah bakla biti olur. Bunları öldürmesi kolay. Birkaç tane özel ilacı var. Onlar bu dönemde pek gözükmezler. Sadece bit gözükür. Onun da herkesin bildiği ilaçlar var, muadilleri. O onu öldürülüyor ama toprak altı zararlarına geldiğinizde yaprakta veyahut da ilacın temas edemeyeceği bir yerde bir zararlı olduğu için özellikle tel kurdu ve bozkurttan bahsediyorum. Bunlar için ilaçlar var ama bu ilaçları nasıl atılması gerekiyor? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir defa bir ilacı toprağa, boş toprağa atıyorsanız veyahut da toprağın içine girmesini istiyorsanız minimum 50 litre suyla atmak zorundasınız. Bu hani her zaman söylediğimiz Gore-Tex'i 40-50 litre suyla atın dediğimiz gibi toprak altındaki ilaçlar haşerelere atılacak. İlaçlar da bir defa bol suyla atılmalı. Maksimum toprak ıslatma mantığıyla gitmemiz gerekiyor burada. Onun için de mutlaka ve mutlaka 40-50 litre suyla atılmalı. Ve bazı tarlalarımızda yağmurlamalar hazır döşeli. Bir saat, iki saat toprak yapısına göre de ilaçtan hemen sonra yağmurlama yapılıp ilaç biraz daha böyle bir 3-5 santim daha toprağın içine doğru gitmesi sağlanmalı. Ayrıca bu tip toprak altı zararların geneli akşam hava kararırken toprak yüzeyine doğru hareket ederler. Pancarın dibinde 3-5 santim, 7 santim dibinde biraz beklerler. Hava kararırken, soğurken toprak yüzeyine doğru hareket ettiklerinden ilacı akşam saatlerine getirmeleri gerekiyor. Yani sabah atılan bir ilacın sabah öğle saatlerinde 20-30 dekara, 20-30 litre suyla atılmış bir ilacın tabağına inmesi ihtimali nedir? Bunu bir hesaplasın çiftçi kardeşlerimiz buradan. Bir de akşam üzeri zararlı yukarıya doğru hareket ediyor. Siz bol suyla üstten ilaçlıyorsunuz. İlacın zararlıya temas etme ihtimalinin yüzdesini %100 artırıyorsunuz. Bu sebeple iki tane önemli kriterimiz var. Birincisi bol suyla yapılması gerekiyor. İkincisi akşam üzerinde yapılması, mümkünse de sulanması gerekiyor. Şimdi ilaçlarla ilgili çok güzel ilaçlarımız vardı. Klorpirifosetil aktif mandeli. Onlar yasaklandı. Aslında Türkiye'deki ilaç sisteminde de sıkıntı var. Domates veyahut da gıdalara zararlı diye
pancarda da yasaklandı ilaç. Hadi, halbuki pancarda şekere geçmez bu ilaçların kalıntıları. Şimdi klorpirifos metil çıktı. İsimlerini, ticari isimlerini söyleyebiliyor muyuz Sevda Hanım buradan? Yasak mı yoksa? Yasak. Şey, söyleyemiyoruz. Ticari sonradan sıkıntı yaşıyoruz. Yani çünkü hep burada ben... bana gelen soruların yarısını da size soramayacağım Oğuz Hocam. Çünkü yani evet hepsi ismiyle yazmışlar, marka isimleriyle haliyle. Ben o izleyicilerimden de rica ediyorum, bize kızmasınlar, gücenmesinler. Size Pancar Grup'tan açık açık onları sorsunlar. Siz de cevaplamış olun, olur mu? Aynen öyle, öyle yapabilirim. Bununla ilgili birkaç firmanın ilacı şu anda klorpirifos 220 mg litre klorpirifos metil aktif maddeli ilaçlar şu anda piyasaya çıktı. Muadilleri var. Tahmin ediyorum 4 firmada falan olması lazım. Bu ilacın dekara kullanım dozu 350 gram. Bir önceki ilaç kadar etkili mi? %100 onlar kadar etkili değil ama şu anda toprak altındaki zararlara en etkili ilaç dediğimiz gibi klorpirifos metil. Bunu da tekrar söylüyorum üstüne basarak, akşam üzeri dekara 50 litre suyla atmaları gerekiyor ki gerçekten bir başarıya ulaşsınlar. Hatta bir tarlada hem toprak altında bir zararlı varsa hem de toprak üzerinde bir zararlı varsa yaprakta, bu ilaç ikisine de etki edecektir. Yapraktaki için ayrı bir uygulama yapması gerekmiyor. Bunu da burada belirtelim. Diğerlerine geldiğimizde, bundan sonra karşımıza çıkacak muhtemel yapraklarını yiyen, Haziran'da iklim şartlarına da baktığımızda enteresandır, karadina gelebilir. Karadina dediğimiz zararlı gelebilir. Onu da takip ediyoruz. Vallahi sabahtan beri hastalık ve zararlılar sayıyoruz. Daha bundan sonra da yapraktaki, şu anda köktekileri devam edeceğiz. Sonra yapraktaki hastalıklar. 2021 pancar çiftçisi için hiç kolay geçmeyecek. Bunu buradan söyleyelim. Birazcık daha dikkat istiyorum. Niye dikkat istiyorum? Şu anda çıkış problemlerinden dolayı artık insanlar pancar ekmekten vazgeçen çok çiftçi bana mesaj atıyor. Bunlar üretimden çekiliyorlar. Bir yıl ara veriyorlar. Bu da arzın düşük olması anlamına geliyor. Bir de pancar bu yıl para edecek gibi duruyor. Onun için tonaj almak biraz daha para kazandıracak gibi gözüküyor şu anda. Onun için dikkat etsinler. Şimdi toprak altından zararlarından sonra gündemdeki en büyük sıkıntımız. Size az önce resimlerini görmüştüm. Kök yanıklı olan resimler vardı. Orada yaprak olan resmi, tepeden çekilmiş resmi yönetmenimiz ekrana verirse onunla ilgili ben biraz konuşmak istiyorum. Tamamdır, hemen şimdi söyleyelim. Bu fotoğraf. Evet, bu resim. Bu resim çok güzel bir resim. İsmini hatırlayamadığım bir çiftçimden geldiği için kusura bakmasın. Abi benim resmi kullanmış hoca diye. Hemen yazsın, bu bize kadar söyleyelim. Yani yazarsa biz de söyleyelim. Öncelikle bu resme bakıldığında pancarda bir stres var. Bu belli. Pancarın stres yaşayacağı dönem de bu dönemdir. Bu dört yaprak dönemi. Altıya doğru dönüyor şu anda. Altıncı yaprakları gövdenin ortasında küçük küçük görebiliyorsunuz. Şimdi normal bir pancarda böyle bir sarılık gözükmez. Yeşile yakın sarı, merkezde kırmızılık, bunları göremezsiniz. Bunların tamamının tam bir yeşil olması gerekiyor. Ama maalesef burada bir sıkıntı var. Şimdi bu sıkıntının ne olduğunu, hocam ya bu niye olmuş? Tamam, diyoruz ki bu işte geçen yıl mısır ilacından olan kalıntı, bu yıl kullandığın taban ilacın hangisini kullandın? Bir iki tane taban ilacı, çiftçilerimiz isimlerini veriyor, ben de buradan söylemiyorum, bunu yapıyor. Soğuk olmuş olabiliyor, yan komşudan ilaç gelmiş olabiliyor, üstünden ilaç yapmış olabiliyor, o stres yapmış olabiliyor, Şuradaki ekrandaki resimde bir ilaç kalıntısı olduğu bariz belli. Orta damarlarda kızarıklıklar var ve yapraklar sarı. Yani köklerde bir arıza var şu anda. Bu kökleri etkilemiş. Eğer kökler düzgün çalışsaydı, yapraklara elementleri rahat iletebilseydi, o da fotosentezini rahat yapıp yapraklardaki yeşil rengini yapraklara verebilirdi. Şu anda canıyla savaşıyor şu bitki. Bu resimden bunu anlamamız gerekiyor. Burada bir sıkıntı var. Yapraklardan bir başka bir resim daha var şimdi. Onu da diğer resimlerde tek tek koyalım.
Bu pancarları söktüğünüzde köklerde böyle zayıflama, dış zarlarda incelme, bazı bölgelerde kurumalar görürsünüz. Bunların da yine sebebi aynı şekilde genelde toprakta bulunan patojenlere pancardaki herhangi bir stresin sebep olmasından dolayı topraktaki mantarların hücum etmesiyle alakalıdır. Bu resmi de gönderen arkadaştan buradan özür dileyerek söyleyelim. İsmini de falan vermeyelim hatta, belki söylemek istemez. Bir resim daha vardı, onu da alalım. Bu artık çok ilerlemiş hali. Şimdi ilk resimdeki gibi değil bu. Bu da yapraklarını havaya dikmiş olarak biz bunu görüyoruz. Kökün durumunu görüyorsunuz. Resim biraz ters olmuş ama olsun. Sonuçta herkes anlıyor bunu. Kökteki kararmayı görüyorsunuz. Boydan boya iletim demetleri tıkanıyor ve ölüyor. Yani bu yukarıya doğru olan kırmızılığın içinde yüzlerce boru var. Bu borular topraktaki suyu ve elementi pancara taşıyor. Bu boruların içinde herhangi bir enfeksiyon olduğunda boru tıkanıyor. Bu boruların %30, %40 tıkandığında devam edebiliyor pancar. Ama %60-70'e geldiğinde ilk resimdeki, ikinci resimdeki gördüğümüz yapraklardaki arızalar gözükmeye başlıyor. Ve iletim demetlerinin tamamı neredeyse tıkanmışsa, bu borular tıkanmışsa pancarı siz tarlada ölü olarak bulursunuz. Çünkü boğazını tıkamışsınız. Bütün bitkilerin beslendiği yer orası. Şimdi ilk resme tekrar geri gelelim arkadaşlar. İlk resmi açarsa arkadaşlarım oradan tekrar devam edelim. Hemen burada bakalım. Evet. Evet. Şimdi tarlada, tarlanızda böyle bir pancar varsa, tarlanızda yaprakları havaya dikilmiş bir pancar varsa, tarlanızda yaprakların uçları kararmış bir pancar varsa, yani o yeşillikle alakalı pancarda bir sıkıntı varsa, özellikle 2-4 yaprak dönemi dediğimiz bu dönemde, çünkü 2-4 yaprak ne ediyoruz? Sağa sola giden yapraklar kotiledon yapraklar. Bu yapraklar tohumdaki besinle çıkmış. Yani topraktan besin almamış. Bu tohumdan beslenerek çıktığı için normal. 4 yaprak döneminde topraktan beslenmeye başlayınca orada bir arıza var. Pancarı zehirleyen, pancara sıkıntı veren bir şey olduğunu 4. yaprakların çıkışından anlayabiliriz. 2 yaprakları tekrar ediyor. Tohumdan beslenir. Sağa sola giden yaprak kenarları kırtışsız olur. Dişli olmaz kenarlarda. Ortadaki yapraklar 4. yaprak yukarı ve aşağı doğru bakanlar. Bunlar gerçek yapraklardır. Bunlar bitkinin toprakta köklendiğini, topraktan beslenmeye başladığını gösterir. Bunların kenarları kırtışlı olur. Şimdi ikinci yapraklar dediğim gibi 2 yaprakta pancarda siz bir arıza göremezsiniz. Niye? Çünkü tohumla beslendi. Tohum içindeki gıdayla beslendi. Ama 4 yaprakta pancar sizde o tarlada hangi problem var? Gübre az gelmiş, çok gelmiş, su fazla. Hepsini tek 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 size söyler. Yaprakların duruş şekli, yaprakların rengi, yaprakların kenarlarındaki hasarlanmalar size hangi ilaç, yaprakların kalınlaşması, yaprak saplarının uzaması, bu hangi ilaç zarar etmiş bunları gösterir. Burada tek tek bunların hepsini anlatmama gerek yok. Asıl mevzu şu. Bu zamana kadar olan olmuş. Biz çiftçiye grupta eğer talep ederse biz neden olduğunu %99 tahminle söylüyoruz. Diyoruz ki bu tarlaya toprakta bir ilaç kalıntısı var. Bitti. Bundan sonra bunun bir çözümü var. Asıl burada bizim değerlendirmemiz gereken bunun çözümü nasıl olacak? Biz çözüm odaklı çalışıyoruz bu saatten sonra. Yani bu olan olmuş artık. Buna yapacak bir şey yok. Bunun için biz zaten Sayın Mustafa Hocam'ın da çalışmasını başlattı 2015'te. Herkesçe bilinen ürünler var. Bununla ilgili bir bakırı inceltti, içine işte karışımlar, deniz yosunları, aklılara gelen besinler kondu ve bununla ilgili de çok büyük bir başarı var. Şu anda söylemem gerekiyor, pancar üretim sahalarının yaklaşık 5'te 2'sinde bu ürün kullanılıyor. Yani 3'te 1'e yakın bir kesiminde, yani 3 milyon pancar varsa 1 milyon dekarında insanlar bunu kullanıyorlar. Çok da memnunlar. Bu dönemde mutlaka bunun da kullanılması gerekiyor. Geçen yıl yaptığımız denemelerde bir tane daha sonuç söyleyeceğim. Ondan sonra tekrar bu konuya gelelim.
Hiç hastalık belirtisi göstermeyen pancarlarda bile denedik. Onlardaki sonuçları daha muhteşem oldu. Onun için artık toprakta, kökü toprakta olan her şey için mutlaka o bakırlı ilacın kullanılması gerekiyor. Tam da bu dönemde atılması gerekiyor. Bunu mutlaka çiftçilerimiz atsınlar, kullansınlar. Çok faydasını görecekler. Tekrar ediyorum, iletim demetleri pancarın boğazıdır. Tıkandığı anda hiçbir şey fark etmiyor, ölüme doğru götürür. Oğuz Kavuncuoğlu, çok teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlarım uyardı. 3 dakikamız da var. Böyle yavaş yavaş ben size en azından birkaç soru sorayım mı? Soruyu bir dahaki bölüm var mı? Bir bölümümüz daha var sanırım. Maalesef bir bölümümüz daha yok şu an için. Bu son bölümümüz. O zaman önemli olan mevzuyu söyleyeyim burada. Tabii, buyurun. Sevda Hanım, o resmi tekrar alalım da. Tamam. Bugün yılların konusu. Şimdi hocam, bana bir sürü soru sorulacak biliyorum. Ben bir bölüm daha var diye rahat rahat geniş geniş konuşuyorum ama herhalde iyi de oldu. Bu resimde de görüldüğü gibi bu tip pancarların hiçbirisine üstten ilaç atılmaz. İlk resmi alalım mı yine? İlk resme gelelim tekrar. Tamam. Bu tip pancar görüyorsanız tarlanızda gelişme geriliği varsa, pancar soğuktan, ilaçtan, gübreden, sudan bir şekilde stres altındaysa, bunların üstten hiçbir ilaç atılmaz. Zaten bir stresle uğraşıyor pancar. İkinci bir stresi kaldıramaz. Onun için bana mesaj atıyor çiftçi. Diyor ki, hocam pancara bu ilacı attım, pancarım öldü. Hayır. Pancar hastaydı, ilaç ölmesini hızlandırdı. Onun için arkadaşlara diyorum ki, bu tip pancarlara ilaçtan önce bakırını atın. 5 gün bekleyin, sağlığına kavuşsun. Ondan sonra ne ilaç atıyorsanız atın. İkinci bir sebep de hava şartları çok ters gidiyordur, sıcaktır, toprakta nem vardır. Siz ilaç atarsınız. İlaç zaten, üst ilaçlar hep pancarda stres yapan ilaçlardır. Köklerde mantarlar hazırdır. En ufak bitkide oluşan bir zafiyetten hemen hastalanmaya giderler. Derler ki, hocam bu defa diyorlar ki, ilaçtan sonra benim pancar hastalandı. İlaç sağlıklı pancara atılır arkadaşlar. Sağlıksız pancara, özellikle üstten uygulanan ot ilaçları atılmaz. Attığınızda ya o pancarı kaybedersiniz ya en az dekardan 2-3 ton pancarı silersiniz. Bu sebeple önce sağlıklı pancar, sonra ot mücadelesi. Bu sebeple de diyoruz ki, toprak altına kullanılan zararsız herbisitleri toprağın altına atın da en azından bu dönemde toprağınızda, tarlanızda ot olmasın. Bitkinizin sağlığıyla rahat rahat uğraşın. Tekrar etmek istiyorum. Bu tip pancarlara üstten ilaç atılmaz Sevda Hanım. Bunu buradan tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ve ben günlük 250-300 soruya bu şekilde cevap yazıyorum. Hiç de sorun değil, yazarım. Ama buradan tekrar insanları uyarmak istiyorum. Ben bir de yayını 2 saat biliyordum. 10 dakika verdiler bize. Verdiler mi? Evet evet, 10 dakikamız var. Hızlıca o zaman hemen sorulara hızlı ben cevap vereyim Sevda Hanım. Buyurun. Çünkü şey yapmasınlar, kızmasınlar. Tamam. Şimdi zaten siz üstten atılmaz dediniz, bunu söylediniz. Şimdi bununla ilgili soruları tekrar tekrar sormama gerek yok ama iyi akşamlar demiş Nevşehir Kozaklı Kanlıca Köyü'nden Kemal Ünlü. Diyor ki, iyi akşamlar hocam, şeker pancarı ot ilacın pancarına ot ilacı atarken içine kurt ilacını da karıştırıp atsak ne gibi faydası olur, zararı olur mu? Şimdi buradan hemen Kemal Bey'in sorusuyla beraber ben buradan birkaç şey söyleyeyim. Bir, az önce saydığım klorpirifos etil, organik fosforlu grubunda olan ilaçlar hiçbir şeyle karışmazlar. Bu birincisi. İkincisi, benim söylediğim bakır, sponçum, demeyelim, şey yapmayalım. Bakırlı ilaçlar bir şeyle karışmazlar. Karışımlar ot ilaçlarının kendi arasında olur. Bir gübreyle bir ilacı karıştırıp pancara atmak mı hiç mantıklı değil. Sonuçları da çok acı olur. Çünkü bazı ot ilaçları pancarın içine girmemesi gerekiyor. Gübrenin girmesi gerekiyor. Bu bazen gübreler ilaçları da pancara taşıyor. Ölümle sebepleniyor. O sebeple ot ilaçlarının kendi arasındaki karışımları ben zaten günde belki 50 defa gruba yazıyorum. Şunlar karışır diye. Ot ilaçları ayrı atılacak. Ayrı karışım.
Böcek ilaçları kendi içinde karışabilir, gübreler kendi içinde karışabilir. Lütfen bunların birbiriyle karıştırmaya çok meraklı olmayın. Bir defa, iki defa fazla ilaç yapmış olursunuz ama zarar görmezsiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi diğer izleyicilerimiz de yine kurtu sormuş. Kurtla nasıl baş ederiz? Sarmaşığı sormuşlar, darıcanı sormuşlar. Sirken diyorlar, kekre diyorlar. Sıkıntıları bu. Toprak altı zararlarını tek tek saymışlar. Ve bu evet. Arada sarımsakla ilgili de çok soru geliyor. Bilmiyorum araya bunu sormam gerekiyor mu? Bayağı fotoğraflarını dağıtmış. Bayağı sarımsağın kökünü Hacı yemiş. Şimdi... Maşallah kurt kocaman olmuş. Ben size atarım fotoğraflarını. Tamam, sarımsak pancarcılara cevap vermeden sarımsağa cevap vermem zaten. Tamam, evet. Şimdi sirkenin en iyi ilacı alttan ve üstten, toprak altından ve toprağın üstünden atılan en iyi ilacı metamitron. Bu bir defa sirken bir tarlada varsa metamitron, şimdi ismini de söyleyemiyoruz herhalde, ben herkes biliyor. 700 SC formülasyonu olanı söyleyeyim, çiftçilerimiz anlar. Bu bir defa toprak altında da olsa, üstünde de olsa üstteki karışımlara girecek. Ve desmedifam, femedifam grubu dediğimiz grupta ikinci karışıma girecek. Sonra köy göçüren grubu varsa kloprolit grubu da bunun üstüne girecek. Böyle aktif maddeleri söyleyince Sevda Hanım, çiftçilerimiz pek anlamayacak bu işi. Daha sonra o çiftçilerimize hangisi ilaç soranlar, onların sorularını zaten şu anda pancar bakıyorum. Gruba yönlendiriyoruz. En azından orada açık açık yazıyorlar. Pancar gruba da yönlendiriyor da şu ana kadar bugün içinde gelen 130 küsür mesaj olmuş. Gecede artık Allah kaç tane geldi bilmiyorum. Ben buradan cevaplarını yazayım. Çünkü aktif maddeyle çok anlatamıyor. İnsanlar bir de bir ilacın 10 tane muadili var. Onu da bilmemiz gerekiyor. Biz biliyoruz, insanlar olur olmaz diye cevap veriyoruz. Şimdi burada biraz ziraat mühendisi eğitimi gibi olur. O da anlaşılmayacağı için bunun için zaman kaybetmeye gerek yok Sevda Hanım. Tamamdır. Şimdi bizim bir izleyicimiz daha yayının altına yazmış. Emre Tuncer. Oğuz Hocam diyor, pancar 6-8 yaprak Gortix kullandım. Çok nadir sirken var. Sirkenin yaprakları sarı gibi, botlar kurur mu? Üstüne ayrı bir ilaç kullanmam gerekir mi? Bu arada biz burada BTS tohumlarını söylemiştik. Onları da söylemiş olayım. Bu arada pancarın tohumu da BTS 4905 demiş. Büyük ihtimalle yaprakları sarıysa kullanmasına gerek yok. Tarlayı bir nemlendirdiğinde, çünkü Gortix nemde çalışıyor. Bir kuruma işi olmuştur ya da kesek vardır tarlada. Onun içindeki dilerdir. Bir de biraz daha beklesin, acele etmesin. Baktığı ölmüyor. Üzerinden bir tane ilaç atsın, ben yazarım ilacı. Kendisi bana mesaj atarsın. Şimdi Çelebi Koçak demiş ki, hocam sülfat gübresi atılır mı pancar 8-10 yapraktayken? Yani sülfat da atılır, üre de atılır, nitrat da atılır ama biz pancarda evvela üre gübresini tavsiye ediyoruz. Çünkü hızlı yaprak yaptırıyor, tarlayı kapattırıyor. Pancar tarımında tarlanın hızlıca yaprakla kapanması önemlidir. Hem altına nut getirmez, hem suyu ve toprak suyunu muhafaza eder. Onun için de başta biz en az 10-15-20 kiloya kadar üreyi bu dönemde vermesini tavsiye ediyoruz. Yapraklar birbirine değdikten sonra artık ürenin bir hükmü kalmaz pancarda. Çünkü yapraklar birbirine değdi mi daha büyümesini istemeyiz. O bizim enerjimizden, paramızdan çalar. Yapraklar birbirine değene kadar üre, yapraklar birbirine değdikten sonra da sülfat kullanabiliriz. Bu şekilde bir genelleme söyleyelim. Şimdi Konya'dan yazmış bir genç çiftçimiz Emre Bey. Geçmiş bayramınızı kutluyorum, mübarek olsun hocam diyor. İşte pancar 2-4 kanat ziraatçı bana dekara 100 gram 100 gram 100 gram deyip yine ilaç isimleri vermiş. Yine söyleyemiyorum. At dedi, sizce mantık nedir diyor. Sirken, kekre, diken var diyor tarlada. Pancara normalde 4 yaprak olmadan çok ilaç atmak mantıksız. Yani pancara zarar verme ihtimaliniz çok yüksek. Niyesini de söyledim. Pancar daha köklenmemiş. Pancar ilacın bünyesine 2 yaprakta geçerse bunu atacak enerjisi yok pancarın. 4 yaprağa geçtikten sonra ilaçlara gelen sıkıntıları atlatabiliyor. Onun için de genelde ilaçlamaya 4 yapraktan başlaması gerekiyor. Köy göçüren ilaçlar, o üstten kullanılan ilaçlar genelde 4-6 yaprak döneminde kullanılması gerekiyor. 2 yaprak döneminde yulaf ilaçlarını, darıcan ilaçlarını kullanabiliyorlar. Onlar bir zarar vermez. Bir de metamitronu, saf metamitronu kullanılıyor. O da pancara zarar vermez. Şimdi
Bir soru daha var. Diyor ki pancarda belli bir seviyeye gelmesini beklemeli miyiz hocam? Yoksa atlamalı mıyız? Yoksa her zaman atabilir miyiz ilacı? Neyi? İlacı. İlacı. Ot ilacı. Pancara her zaman atılabilen ilaçlar var. 2-4 yaprakta atılabilenler var. 6-8 atılabilenler var. Bunların listesi grupta var. Arkadaşlar biraz merak edip de bakarlarsa gruba orada yazıyor onları. Ben diyorum ya şimdi ben bunları burada söyleyeceğim ama aktif maddelerini söyleyeceğim. Bu defa da anlaşılmayacak. Hocam klopiralit ne? Klopiralit Türkiye'de 100 tane pardon 10-15 tane klopiralit var. Hepsinde her firmanın da farklı bir isim var. Birini söyleyince ötekiler kızıyor. Hocam bizim ilacın ismini hiç söylemedin ekranda falan diye. Onun için de o soruları ilaç isimleri olanları geçelim Sevda Hanım. Başka soru varsa onları cevaplayalım. Hemen bakıyorum. Şimdi bir izleyicimiz daha yazmış. Evet. Hasan Polat, Ankara Genç Ziraat Mühendisi demiş. Selamlar, iyi yayınlar. Şeker pancarını fümik atınca kök gelişimi hızlanır mı? Hızlanıp da kökün bayağı büyük olup şeker oranını düşürür mü diye bir soru sormuş. Tekrar edebilir misiniz ses Hemen kesildi okuyorum. Sevda Hanım. Selamlar, iyi yayınlar. Şeker pancarına asit atınca kök gelişimi hızlanır mı? Hızlanıp da kökün bayağı büyük olup şekere oranını düşürür mü? Ha. Bir şart daha söyleyeyim. Kükürtler, sıvı kükürtler, toz kükürtler, humik fülvik asitler, daha çok humik asitler genelde toprak yapısını iyileştirmek için kullanılır. Fülvik asit bitki için kullanılır. Humik fülvik olunca hangisini dediğini anlayamadığımız için de tam soruya cevap veremeyeceğiz. Fülvik asit daha iyidir bitkiye yapraktan atılmak için. Ama humik asit diyorsa humik asitlerin tamamı topraktan kullanılmalı. İkisinin karışımları var mı? Var. Faydalı mı? Kesinlikle faydalı. Çünkü topraktaki organik madde miktarlarımız bizim Türkiye genelinde düşük olduğu için humik fülvik asitleri kullanabiliyoruz. Faydası olur mu? Büyümeye faydası olur. Ama humik asitlerin toprakta kullanılması, sıvı kükürtlerin toprakta kullanılması daha büyük fayda veriyor. Hem toprak yapısını iyileştiriyor, toprak yapısını iyileştirdiği için de bitkiyi iyi besliyor. Sadece azotlu, aşırı azotlu gübrelemelerde çok büyüyen pancarlarda şeker oran düşer. Humik fulvik olan topraklarda, özellikle humik daha çok olan topraklarda pancar gelişirken şeker var. O şekilde bir endişesi olmasın. Şimdi o zaman son soruyla kapatalım değerli hocam. Şimdi bakırla ilgili, bakır uygulaması ile ilgili Okan Bayram ayrıca yazmış. Hasan Köse Eskil Aksaray'dan yazmış. Demiş ki son olarak bakır ve boru ne zaman kullanmalıyız? Bir tekrar söylerse hocam teşekkürlerini iletiyorlar. Sevda Hanım, 2B diyoruz buna. Devletin 2B arazisi gibi akıllarına kalsın çiftçilerimizin. Birincisi bakır, pancar. 2-4-6 yaprakta diyelim. 2-4-6 gerçek 2 yaprak. Bu dönemde kullanılır. Bundan yaklaşık 20 gün, 20, en fazla işte 20 gün sonra pancar 8-10 yaprağa doğru geldiğinde de bor kullanılır. Bundan sonra gerekmedikçe bir daha bakır veya bor kullanılmaz. Gerek kalmaz çünkü. O saatten sonra boru tekrarlayabilir mi? Kesinlikle tekrarlayabilir. Bu yıl özellikle ve özellikle buradan seslenmek istediğim bir konu var. Bu iklim şartlarıyla Selkospor'a çok yakındır. Bununla ilgili de şimdiden arkadaşlar kafalarında oluşumların kafasında düşünmeye başlasınlar. Selkospor'a geliyor. Bor çok önemli. Boru mutlaka kullanmaları gerekiyor. Bunu zaten herkese biz tavsiye ediyoruz. Ama öncelikle bakır. Bakırla borun şöyle bir etkisi var. Birisi ilaçtır, birisi vitamindir. Şimdi bakır atmadan bor attığınızda hastayı tedavi etmeden siz karnını doyurmaya çalışıyorsunuz. Bu çok mantıklı olmuyor. Adama siz kuzu kesmişsiniz, getirmişsiniz. Ama adamın boğazı dar, geçmiyor. Et boğazdan geçmiyor. Bakır atın, adam ondan sonra kuru ekmek verin yine beslenir. Bu mantıkla bakmaları gerekiyor. Onun için 4-6 yaprakta bakır, 8-10 yaprakta da bor kullanmaları çok isabetli olacaktır Sevda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Oğuz Kavuncuoğlu. Bence verimli oldu. 10 dakika için de teşekkür ediyoruz ayrıca reji ekibine.
Şimdi Evet. sırada ne var? Toprak altı zararlılarıyla galiba şu an mücadele ediyor. Şu an sizi neler bekliyor? Bu çiftçileri, üreticileri, şeker pancarı üreticilerini birkaç cümleyle alalım onları da sonrasında kapanışa geçelim. Bugün Türkiye'deki pancarların geneli büyük çoğunluğu 4-6 yaprak, tam bu bakır kullanma dönemi. Bunu kaçırmasınlar. Ama bu dönem kaçtı diye de kullanmamazlık yapmasınlar. Tarlayı kapatmışken bile biz bakır kullandırıyoruz. Yani tarlaya girecek holderle ya da bizim ahtır ile holderle, pulverizatörle tarlaya ilk girildiğinde ot ilaçlarının haricinde besleme için önce bakır atıp bitkinin sağlığını sağlasınlar. Sonrasında borunu mutlaka versinler. Bizi bekleyen tehlikelerde de kısaca değineyim. Zaten kuraklıktan çıkış sıkıntılarımız var. Çok ciddi problemler yaşıyoruz. Bunlardan sonra şu anda toprak altı zararları son bir haftadır bayağı bir gündemde. Bu devam edecek. Ama şu anda gerçekten en büyük tehlikemiz kök yanıklığı. Bu Ağustos ayında kök çürüklüğüne çevirebilir. Lütfen tekrar ediyorum. Bakır, gerekirse bakırla beraber prokuraz gibi, azoksitrobin gibi takviyelerle bu kök yanıklığı problemini çözsünler. Kök yanıklığı problemi çözülen tarlada verime doğru gider. Ama bugün bu çözülmezse hani kalp damarlarının, hani derler ya, %50 tıkalı, %70 tıkalı. Yaşamaya devam ediyor ama tıkalı devam ediyor. Bundan da verim almaları çok mümkün gözükmüyor. Tekrar ediyorum, 4-6 yaprakta bakır, 8-10 yaprakta boru versinler. Serkospora'dan da çok etkilenmeyecekler. İklimden gelen sıkıntılardan da etkilenmeyecekler. Çünkü bu ikisi pancarı korumaya alıyor. Böyle düşünebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler Doğuz Kavuncuoğlu. Önümüzdeki hafta sizleri İstanbul stüdyolarına bekliyoruz o halde. Peki. Ben de arkadaşlara özellikle son 10 dakika için teşekkür ediyorum. Ben daha uzun soru cevaplayacağız diye bekliyordum. Artık gruptan yazsınlar. Ben de onlara bu akşam hepsini tek tek cevap vereyim. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar Sevda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi akşamlar. Evet değerli Agro TV izleyenleri, bir pancar şekeri programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.